Seni kimler aldı, babası zannettiği adamın ölümüyle evlatlık olduğunu anlayan genç bir kadının gerçeklerin peşine düşmesiyle başlıyor. Yani şöyle, ya bugüne kadar oynadığım hiçbir karaktere zaten benzemiyor. Hayatımdaki hiçbir karaktere benzemiyor. Bana hiç benzemiyor. Biraz zorlayıcı bir karakter oldu ama güzel olduğunu düşünüyorum. Biz senin gerçek ailen değiliz. Seni evlatlık aldık. Senin asıl adın Zeynep. Ben çok sevdim karakteri. Yani çünkü çok haklı sebepleri var bazı yaptıklarına dair. Yani çok büyük bir kırılma noktası geçiriyor. E ne diyecektik sana? Seni satın aldık mı diyecektik? Parayla bir mal gibi. Sen madem satın aldın beni, neden bunca yıl işkence ettin bana? Neden hiç sevmedin beni? Fulya Zenginer, kardeşi Zeynep'in yaşadığından habersiz Çamay Konağı'nda bir hayat sürdürüyor. Konaktaki en büyük destekçisi ise evin oğlu Barış. Barış'la, Yiğit'in oynadığı Barış karakteriyle çocukluktan beri arkadaşlar burada birlikte büyümüşler. Oradan başlayan bir böyle aşkı var Barış'a karşı. Çok sevecen, sıcakkanlı, çok fedakar. Annesi için her şeyi yapmaya hazır. Hayatının merkezinde annesi olan, ikinci sırada da Barış olan bir karakter. Kadınlarla seninle kurduğum gibi bir iletişim kuramıyorum. Olmuyor. Niye olmuyor onu da bilmiyorum. Çünkü ben dert müşaviriyim. Aynı zamanda katibe. Başlarda Barış kendini... Yani aşk arsızı biraz adam. Böyle aşık olmak istiyorum, değerli bir şeyler istiyorum falan diyor ama insanların ona geliş şekli böyle onun statüsü, parası ve başka şeyleriyle oluyor. O da gerçek olmadığını hissediyor bunu. Bunu arıyor. Hem ön yargısı var hem de bu ön yargı onu çoğu zaman haklı çıkarmış. Öyle bir yaşanmışlıkla da bağlantılı falan öyle bir durumumuz var. Tabii kızımıza aşık olunca hayat değişiyor falan filan. Sen olmasaydın ne yapardın? Bilmiyorum. Ben de. Başarılı oyuncu Ülkü Duru'yla karakteri Aynur üzerine konuştuk. Biraz acı çekmiş bir kadın çünkü çocuğunun bir tanesini küçük yaşta bırakmak zorunda kalmış. Bana çok üzülecek diye düşünüyorum. Çünkü başına o kadar çok şey gelmiş ki gençliğinden beri. Şu anda da yaşadığı hayat mutlu değil. Çocuklarıyla kocası arasında çalıştığı evin ailesi arasında zaten hizmet işinde çalışıyor. Sanıyorum çok üzülecek seyirci. Seni var ya seni. Seni de kızına geberteceğim. Vur Halil vur. İçin son yana kadar vur. Kızıma dokunma da bana ne yaparsan yap. Lan ben senin. Seni kimler aldığının Talat'ı Serhan Yavaş henüz gizemini koruyan sebeplerden ötürü yurt dışında yaşayan ve yıllar sonra evine dönen bir karaktere hayat veriyor. Şu ana kadar bildiğim yönüyle çok düzgün bir karakter. Dolayısıyla annenin de Talat'a ayrı bir düşkünlüğü var zaten. Doğrular üzerine giden bir adam Talat. Parayla pulla ve mevkiyle koltukla alakası olmayan, hayatı dolu dolu yaşayan ve değerlere de önem veren aslında yani. Kişisel haklar anlamında değerlere de önem veren bir karakter. Neden geldin? Annemi görmeye. Yeğenimle zaman geçirmeye. 26 yıldır aklın neredeydi? Geçmişi kurcalamayalım istersen Cahide. Deneyimli oyuncu Yıldız Kültür'ün yanındayız. Leman Çamay evinde iktidar sahibi olan güçlü bir kadın. Benim karakterimi izlerken gerçek bir anneyi göreceklerini zannediyorum. Çünkü gerçekten... Evlatlarına çok bağlı. Evlatları için her şeyi göze alıp her şeyi yapabilecek bir kadın. Tabii yer yer sert olduğum zamanlar da olacak. Çünkü hiçbir karakter dümdüz değildir. İnişli çıkışlıdır. Ben de öyle bir anneyim. Hakikati konuşmak lazım. Ben gözüm arkada gitmek istemiyorum. Nereden çıkartıyorsun bunları Allah aşkına? Yoruldum artık Suat. Çok yoruldum. Bu sizin düşman gibi haliniz beni öldürüyor. Ama anne biz düşman değiliz ki.
O zaman kardeş gibi birlikte yan yana olun. Gelelim Seni Kimler Aldı'nın kilit karakterlerinden Cahide'ye. Cahide zenginliğini elinde tutmak ve hayatındaki sırları korumak için her şeyi yapabilecek tehlikeli bir kadın. Yani bir insan sadece kötü olamaz. İnsanın natüründe her iki taraf da var. Bazen bazı taraf ağır basar. Evet, bu karaktere kötü diyebiliriz. Kötülükler yapan bir karakter diyebiliriz. Anlaşılan izleyici Cahide'yi pek sevmeyecek. İlk önce çok kızacak bence, sinirlenecek. Yani sinirlenmesi doğru olur diye düşünüyorum. Umarım öyle olur. Çok entrikacı, çok dalavereci. Bir yandan da çok hin bir zekası var. Bazı değerleri çok tartışmalı. Yani çok tartışabiliriz Cahide'nin bazı değerlerini. Hayatta kalmak, bu konakta gelin olarak kalmak, bu konağın sahibi olmakla ilgili hırsları konusunda çok kuralsız. Hem ikiniz aynı anda izin kullanmayacaksınız demedim mi ben? Bana bak, o üveyine sahip çık. Yoksa ben hepinize ne yapacağımı biliyorum. Beyefendi yıllarca orada burada sürtsün, sonra hiçbir şey olmamış gibi gelsin sana ortak çıksın. Ve son olarak Seni Kimler Aldı'nın başarılı oyuncularına, dizi izleyiciye ne vaat ediyor diye sorduk. Bir kere benim karakterim açısından çok önemli bir şey vaat ediyor. Seyirci merakla bekleyecektir. Çünkü benim öldü zannettiğim kızım aslında yaşıyor ve beni bulmuş. Ama kadın bunun farkında değil. Ve o kızın annesinden intikam almak istediği için o kızın neler yapacağını hiç bilmiyoruz. Sonra... Ama Ülkücüğüm sen bütün sırlarımızı verdin. Sordular. Sordular hayatım. Şey i̇şte Aydoğan. İşte beklediğim. Ülkü. İşte beklediğim adam. Hadi azıcık da oğluma sıra gelsin. Ülkü'nün lafı bitsin ondan. Yani bir kere duygusal anlamda çok güçlü bir dizi. İzleyicilerin hepsinin, her yaştan izleyicinin, genç izleyicilerinde, yaşlı izleyicilerinde, kadınların da erkeklerin de her anlamda bir şeyler bulabileceği bir karakter kadromuz var ve öyle bir senaryomuz var. O anlamda bu dizi içerisinde bir kere heyecan hiç eksik olmuyor. Seni Kimler Aldı ATV'de. Merak ettiğiniz her şey Seni Kimler Aldı ATV'de. Merak ettiğiniz her şey Dizi TV'de.